yapamayacağımı anladım ve çıktım. Ama yani 1 saat 45 dakika yüzmüş oldum. Neredeyse 6,5 kilometre yüzmüş oldum. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir spor yaptık. Seneye yine Koç Üniversitesi'nden birkaç tane arkadaşla birlikte katılacağız. Aslında Koç Üniversitesi'nin öğrencilerini de biraz harekete geçirmeniz lazım. Evet, onlar da gelmesi lazım. Yani siz de yüzebilirsiniz. Bayanlar da yüzüyor. Ben de desteklemek istemiştim. Ama burada değildim o sırada. Doğru, çok güzel bir olay. Peki hocam, sizi neden yönlendirmiyorlar mı? Yani yok, yönlendirmiyor. Yani herhalde isteseniz yönlendiriyorlar da, işte kamcını atladığınız zaman herkes kalabalığı takip ediyorsun. Biraz da yolu şöyle hafifçe bilmek lazım. Yok, öyle bir yönlendirme yok. Suda öyle bir şey olmuyor tabii. Siz hocam çok gençsiniz ve aslında genç dede diyelim size, değil mi? İkinci kez mi dede oldunuz? Evet, yok, benim 3 yaşında son derece muhteşem bir kızım var. Bu da Ayla adı. Bir tane de oluyor şimdi, 25 Ağustos'ta da ikincisini bekliyoruz. Torununuz bu. Torunumuz, o da kız olacak. İsmi de Nisa. Nisa. Şimdi Allah bağışlasın. Evet, sağ olun. Ama Ayla, Ayla bana Pipa diyor. Eşime de Mima diyor. Ay, yani muhteşem bir zeka, muhteşem bir şey. Torun kadar güzel ama bir şey yok. Ama tabii Kaliforniya'dalarmış. Kaliforniya'dalar. Geçen sene geldiler. Biz de işte 3-4 ayda bir falan gidiyoruz. Bir hafta görüp geliyoruz falan. O tabii biraz özletiyor bizim buradaki durumumuzun en önemli eksikliği o. Belki gelir ama o da ileride buraya, bilmiyoruz tabii. Çok enteresan bir şekilde sabahları çok erken kalktığınızı duyuyorum. Evet, sen sabah 5'te kalkıp yürüyorum. Her sabah mı 5'te kalkıyorsun? Her sabah 5'te kalkıyorum. İşte 6-20 geçeye kadar falan yürüyorum. Kampüsümüz bizim çok güzel bir ormanlık alanda. Yürüyorum. Kampüste yürüyorsunuz. Kampüste yani. Yürüyorum. Çünkü kampüsten çıkmak için falan arabaya binmek falan gerekiyor. Ama siz orada oturmuyorsunuz. Kampüste oturuyorum. Ha, kampüste oturuyorsunuz. Tabii, kampüste, rektörlük konutu kampüste. Aa, tamam. Evet. Ben hep kampüslerde oturdum. Öyle ben Stanford mi? Üniversitesi'nde de hep kampüste oturdum. 36 sene. Burada da kampüste oturuyoruz. Çok memnunuz. Ve işte 6.30'da geri gelince ancak hazırlanıp 7'de falan gidiyoruz. Onun için yani başka vaktim yok. Yani onun için erken kalkıyorum. Çünkü ben günde 1.5 saat yürümek istiyorum. Başka vaktim yok yani. Peki ama uykusuzluk olmuyor mu yani? Yani işte biraz derin uyumak gerekiyor. Yani ben süresi olarak az uyuyorum ama derin uyuyorum. Derin uyumak derken yani ne yapıyorsunuz? Derin uyumak derken yani mesela top atsanız uyanmam. Ama gibi. Bunu sağlamak için bir çabanız yok, mı var? Yok yok, hayır yok. Yapı itibariyle. Ama yani. O kaliteli bir uyku mu olmuş kaliteli oluyor? Kaliteli bir uyku olmuş oluyor diyelim. Ve yeterli evet. Mesela atıyorum 4-5 saat yetiyor mu size? 5 saat, 6 saat, 4-5 saat yetiyor evet. Yetiyor. Evet. Peki siz ne tarz okumalar yapıyorsunuz hocam? Ben daha çok tarih kitapları okuyorum. İşte mesela bazen kariyer kitapları. Steve Jobs'ın kariyerini son zamanlarda okurum. O müthiş bir kitap. Evet. Çok müthiş bir kitap. İşte bu Birinci Dünya Savaşı hakkında kitaplar, İkinci Dünya Savaşı, onları severim. Daha çok öyle şeyler okurum. Öyle. Evet. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençlere öncelikle ben hep onu diyorum gündüzleri. Başarmak için, başarılı başarmak olmak için. Başarmak için, başarı diye bir şey. Başarıya bir kere odaklı olmasınlar da heves ve heyecanla odaklı olsunlar. Başarıya odaklanmasınlar. Hayır, heves ve heyecanlarını yaşasınlar. Her bireyin, bu dünyaya gelen her bireyin içinde bir heves ve heyecan vardır. Ve dünyaya katma değer o heves ve heyecandır. Herkesinki biraz değişiktir. Biz ülke olarak da, dünya olarak da eğer o heves ve heyecanı doğru şeylere kanalize edersek kazanabiliriz ancak. Ben istiyorum ki herkes başkasının dediği mesleği, başkasının annesinin babasının gönderdiği mesleği, içindeki heves ve heyecanı takip etsin. Onu yaşasın. O benim için de en iyi şeydir. Sizin için de en iyi şeydir. Sizin karşınıza gelen öğrenciler oluyordur. Onları evet. Nasıl görüyorsunuz? Yani Türk öğrencilerle Amerikalı öğrencileri karşılaştırdığınız zaman İnanılmaz bir benzerlik var. Nedir yani o işte o bazı şeyleri bilip bazı şeyleri de bilmemek ve çok saf olmak var ya o var işte. O benzerlik çok enteresan. Orada yani, da aynı. Orada da aynı, burada da aynı. Çok enteresan. Yani bazı katı görüşleri olup bazı şeyleri de böyle çok acemi olup ama bunun farkında olmamak var. Çok enteresan ama işte konuşunca yönlendirme açısından belki de Türkiye'dekiler farklı mı diye. Yok, değil. Öyle bir şey de yok esasında. Yok. Evet. Hepsi birbirine benziyor. Çok benziyor. Genç insan. Evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'le işte hayat devam edecek. Dediniz başardılar. Vakıfbank 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda filenin sultanlarına başarılar diler. Yeni Turkcell Maxi Pro 5. Hem sosyal hem çalışkan. İşim özelim uygulamasıyla iş ve özel telefonunuz bir arada. Turkcell Maxi Pro 5. Çok yakında Turkcell'de. İşinize Turkcell gücü. Yazın en güzel kampanyası Merinos'ta. Konforlu ve rahat summer koltuk takımı Merinos'ta sadece 1400 lira. Gerçek lezzet Burger King'de indirim tüm Pepsi kabaklarında. Mesela Chicken Royal menü sadece 6.95. Var mı daha iyisi? Burger King. Samsun'a! Vodafone kapsama testinin Trabzon'dan Samsun'a olan yolculuğu az önce başlamıştır. Yolculuk boyunca cep telefonuyla konuşmak serbest, hatta zorunludur efendim. Yolculuklar. Ulan neredesin? Bağ Ümit Bey de burada. Cemet Mortafon'la. Kesintisiz tartışma. Evet, Trabzon'dan Samsun'a Vodafone kapsama kalitesi testi hakkında teknik bilgileri de sizden alabilir miyiz? Yolculuğumuz boyunca dere tepe dağ bayır kesintisiz konuştuk Ümit Bey. Adamsınız. Trabzon-Samsun yolu boyunca 5 saat süren yolculukta Vodafone'un kesintisiz iletişim sağladığını halkımız test etti, onayladı. Bu defa kaçırma. Şimdi İstikbal'den alışveriş yapan herkese çekilişsiz, kurasız Grundig Notebook ya da 106 ekran Arçelik LCD TV hediye. Üstelik World'e özel 12 taksitle şimdi alın, 2013'te ödemeye başlayın. Kapsama kalitesinde Vodafone garantisi. İki Vodafone'lu arasındaki konuşma kesilirse o konuşmayı ücretlendirmiyoruz. Beklediniz, başardılar. Vakıfbank 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda filenin sultanlarına başarılar diler. İşinizi büyüten teknolojiler Turkcell'de. Turkcell'le işte hayat devam ediyor. Hocam siz eğitimi nesiller arası randevu olarak mı görüyorsunuz? Öyle bir tanımlamanız evet, oldu. Onu birkaç yerde söyledim. Evet, tamamen öyle görüyorum. Ben diyorum ki artık bu çağda biliyorsunuz üniversite eğitimi çok eskiden, yüzyıllar önce işte kiliselerde baştan başlamış. Bilen birisi çıkıyor bir kürsüye. Aşağıda da bir sürü bilmeyenler var. Bilen bildiklerini o bilmeyenlere borazanla aktarıyor. Bu eğitim olamaz. Böyle saçma sapan bir şey olamaz artık. Yani bu, çünkü benim onlara aktarabileceğim bilgilerin her birini Google'a gidip iki tane tabii klikle çocuk tamamen indirebilecek durumda. Demek doğru ki eğitim nesiller arası bir randevu, bir diyalogdur diyoruz. Biz diyoruz ki üniversite olarak benim yapabileceğim şey bu randevuya en iyi öğretim üyesi kadrosunu en ince eleyip sık dokuyarak getirmek.
O kadroyu ben getiriyorum. Dünyanın her yerinden, her açtığımız pozisyona 50-60 kişi başvuruyor, inceleyip su tokuyoruz, götürüyoruz onlara, bir teklif getiriyoruz, onlar da buraya geliyor. Dünyanın her yerinden, her yerinden yapıyorsunuz. Dünyanın her yerinden, biz bütün dünyada arıyoruz ve inanın her pozisyona, felsefede olsun, mühendislikte olsun 50-60 kişi başvuruyor. 3 kişilik bir kısa liste oluşturuyoruz, getiriyoruz kampusa, onlara mülakat yapıyoruz, seminer verdiriyoruz. Sonra da bir tanesi çıtamızı aşmışsa bir teklif götürüyoruz. Şimdi o teklifi götürünce o adam gittiği yerdeki insanların kalitesine bakıyor. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Maaşa da bakmıyor, hiçbir şeye bakmıyor. Dirsek sürteceği insanların kalitesinin iyi olmasını yani istiyor ki meslektaşlarına bir şeyler üretebilsin. Biz o kaliteyi sağlıyoruz, biz ona laboratuvar imkanlarını sağlıyoruz, geliyor. Şimdi ben bu randevuyu öğretim üyelerine getirdim. Randevuya iyi öğrencileri de alıyoruz, en iyi öğrencileri. İdare olarak ben ne yapacağım şimdi? Ben yollarından çekiniyorum artık. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok ki. Bütün kuralları kaldırmam lazım. Bütün bürokratik engelleri kaldırıyorum. Öğretim üyeleri de öğrenciler de. Ne istiyorlarsa, nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Hocam bir serbestlikten bahsediyorsunuz, serbestlikten, yani evet. Değil mi? Yani serbestlik ki ben, olursa... Ben şu yoldan yürü dedim birisine. Evet. Benim öğrencim de o yoldan yürüdüyse eğer ben bundan gurur duymam. Çünkü o yoldan ben de yürümüşüm, başkaları da yürümüş. Ne var onda? O bundan gurur duymak saçmalıktır. Ben istiyorum ki öğrenciler kendi patikalarını yapsınlar. Yeni yollardan. Yeni yollar yapsınlar, başkaları o yollardan yürüsün. Ben onlara diyorum ki her zaman sakın, aman şu iradenin, bu iradenin sana gösterdiği şu yollardan, bu yollardan yürümeyin. Kendi yollarınızı çizin. En serbest olun. Çünkü insan en çok ve en güzel şeyleri en serbestken üretir. Nokta. Bundan daha yüksek bir prensip yoktur. Dolayısıyla üniversite eğitiminde de en serbest ortamı sağlıyorum ben öğrencilerime. Bir dilekçe geldiği zaman ben bunu daha önce yapmamıştım, dolayısıyla yapmam demiyorum. Neden olmasın diyorum. Bu da enteresan, yeni bir fikir. Bu çocuk da bir birey, bir fikir getirdi. Tabii. Bu da olabilir diye bakıyorum. Yani normal eğilim hep böyle işte bunu yaparsak şuradan suistimal yaparlar, onu yapar bunu yapar filan. Yani azınlık suistimal yapmasın diye çoğunluğu prangalayan bir yaklaşım vardır Türkiye'de genelde. Bunun olmaması lazım. Halbuki azınlığa rağmen çoğunluğun önünü açmak lazım. Çoğunluğu serbestleştirmek lazım. Çok güzel lazım. Söylediniz hocam. Evet. Ne kadar bu çok evet. Önemli bir prensip. Çok. Hep öyledir. Hep mevzuatlar falan aman suistimal olmasına falan odaklanırlar. Olursa olsun canım, suistimal bir iki tane olmasın diye hani kredi kartlarına benzetiyorum ben bunu. Şimdi kredi kartlarından birkaç tane suistimal olmayacak diye bankalar başlatmasaydı bu kadar kredi kartı olmazdı, değil mi? Çok İmkan güzel. Yok buna. Güzel şeylerin yapılmasına odaklanmak lazım. İnsanların çoğunluğunun bu güzel şeyleri yapmak isteyeceğini düşünerek onların önünü açacak, onları serbestleştirecek yaklaşımlar içinde bulunmamız lazım. Üniversitede bunların en güzel yapılabilecek bir örneği vakıf üniversitesi olarak da tabii bizim bürokratik engeller biraz daha az bizde. Dolayısıyla biz bunu yapabilecek durumdayız. Özgür Türkiye'ye bir örnek olmak istiyoruz. Evet, daha özgür Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz biz bunu. Her bakımdan dekanlarımız, öğretim üyelerimiz, hepimiz serbest bir ortam yaratmak istiyoruz. Sizin bir de kapınız hep açık, öyle evet. Duyuyorum. Yani isteyen herkes geliyor sizinle. Evet. İstediği herkes kadar gelebiliyor. Bütün e-postalara da yanıt veriyorum. Twitter'da da yanıt veriyorum. Siz de işte evet, takip Twitter'da ediyorsunuz. Takip ediyorum. Yani ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bazen yanıtımda işte başka birisine de hani kopyalayarak onun halletmesini istiyor olabilirim tabii ama evet. Hepsine yanıt veriyorum. O teması kaybedersem olmaz diye düşünüyorum. Ben ayrıca da öğrencileri koskoca bir auditoriuma topluyorum, 300 tanesini. İşte rektörle sohbet toplantısı yapıyorum. Bana istedikleri gibi soru soruyorlar. Ne isterlerse. Yapıyorsunuz? Bunu her 3 ayda 4 ayda bir yapıyoruz. Ve ondan sonra da orada bunu kaydediyoruz bu toplantıyı. Sonra oradaki soru cevapları bir yazılı hale dönüp bütün 4000 öğrenciye gönderiyoruz hepsine. Yani oradaki soruları, cevapları hepsi anlamış oluyor, görmüş oluyor. Ne faydasını görüyorsunuz mesela? Neleri çözüyorsunuz? Öğrenciler ne bileyim işte yurtlardaki herhangi bir istekleri, problemleri ya akademik programdaki bir istekleri rahat bir şekilde geçiriyorlar. Çünkü görüyorlar ki ben hani onları imtihan etmek için orada değilim. Onları hakikaten dinlemek için oradayım, kucaklamak için oradayım ve o ortamda onlar da rahatlıkla benimle konuşuyorlar. Kulüpler olsun, konsey olsun, öğrenciler olsun, ben bundan elektrik alıyorum. Evet, yani evet. Ben niye üniversite rektör olayım, benim başka işim yok mu? Ya önemli olan bu öğrencilerin öğrenci odaklı ve bu öğrencilerin başarılarından, onların gözlerindeki pırıltıdan elektrik almak, değil mi? Öğretim üyeleri de dahil olmak üzere. Evet. İşte geçenlerde bizim 2 gün önce TÜBİTAK yine
bilim ödüllerini açıkladı. Biliyorsunuz her yıl bilim ödüllerini açıklıyor. İşte 3 tane bilim ödülü verdiler bu sene. 2 tanesini Koç Üniversitesi aldı. Bizim bundan son derece gurur duyduk. O arkadaşlarımızın gözlerindeki pırıltılar bize son derece gurur veriyor. Üniversite olarak başarılarımızın dışarıda da tabii takdir edilmesi bizim için en güzel şey. Hocam öyle anlıyorum ki sizin bir daha Amerika'ya dönmek gibi bir niyetiniz yok. Yok yok. Özlemiyorsunuz şimdi, herhalde. Ben Koç Üniversitesi benim misyonum şu anda. Şimdi özlemiyorum derken mesela torunumu özlüyorum. Evet. Amerika'daki mekanı ve yerleri özlüyor muyum derseniz oraya gidince de orası da benim evim olmuş artık. Tabii. Oraya bir evime gitmiş gibi oluyorum. Ama geldiğimden son derece memnunum. Ve burada etkimi görüyorum. Etkimin Amerika'daki etkimden daha büyük olduğunu da görüyorum. Ve gerek üniversitemin içinde, gerekse üniversitemin dışında, ülke çapında etkim olabileceğini görüyorum. Bunun karşılığını da görüyorum. Doyurucu bir şey oluyor benim için. Ben başka bir şey için yaşamıyorum zaten. Hani başkalarına etkimiz olsun değil mi? Dünyaya evet, niye geldik? Evet. Bir birey olarak başka bireylerin hayatını bir şekillerde güzelleştirecek bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Başka ne bırakacağız? Ne güzel hocam. Evet. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Gerçekten yine ederim. Çok şey öğrendik sizden. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. İşte Hayatta yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın.